Değerli Egristiz ailesi, Ankara'da Lokman Hekim Üniversitesi'nde kıymetli rektörümüz Profesör Doktor Fatih Gültekin hocamızla birlikteyiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz kabulünüzden dolayı. Ben teşekkür ederim. Yani şeref verdiniz. Tanıştık. Birliğimiz hakkında da bilgi sahibi olduk. İnşallah yani şehirlerin ruhunu oluşturmak üzere yola çıkmışsınız. Tebrik ediyorum. Allah kolaylık versin inşallah. Sağ olun. Hocam en önemli kavramımız bizim helal yaşam kavramımız. Egristiz olarak helal yaşam kavramını belediye başkanlarımızla paylaşmak istiyoruz bundan sonraki süreçte. Sizin tecrübelerinizden de istifade etmek istiyoruz. Kısaca hocam helal yaşam üzerine sizin çok çalışmalarınız var, eserleriniz var, kitaplarınız var. Sayın başkanlarımıza, belediye yöneticilerimize helal yaşam, helal şehir kavramı için ne dersiniz? Ne dersiniz? Tabii helallik konusu bizim üniversitemizin öncelik verdiği konulardan bir tanesi. Bizim 6 alanımız var öncelik verdiğimiz. Bunlardan bir tanesi helal. Ya bu çerçevede helal ürün uygulama ve araştırma merkezimizde helal belgesi veriyoruz ve şu anda helal belgesi veren tek üniversiteyiz. Bununla beraber helal ürün geliştirme, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları açtık. Bunlar da şu anda öğrencilerimiz eğitimlerini alıyorlar. İnşallah bunun İngilizce programlarını ve doktora programlarını açmak üzere de çalışmalarımız devam ediyor. Bu helal yaşam algısının anlaşılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik de Mayıs ayında, 2024 yılı Mayıs ayında inşallah Ankara'da Uluslararası Helal Kongresi'ni düzenleyeceğiz. Burada helal yaşamın tüm alanlarına matuf olarak hem tecrübeleri aktarmak hem yeni gelişmeleri paydaşlarla paylaşmak üzere bu kongreyi düzenleyeceğiz. Bu kongrede birliğimiz de inşallah paydaşlarımızdan birisi olacak. O yüzden de güzel olacak. Yani birliğin de böyle bir gayesinin olması bizi çok mutlu etti. Tabii helal yaşam yani hayatın tüm alanlarını kapsayan bir kavram. Dolayısıyla hani bizlerin insanlığın daha doğrusu mutluluğu, böyle kaliteli, anlamlı bir yaşam sürmesi açısından helal yaşam kavramının anlaşılması ve içselleştirilmesi önemli. Bu açıdan da belediyelerimize de gerçekten önemli görevler düştüğünü ben düşünüyorum. Dolayısıyla burada belediyeler, diğer kurumlar, resmi kurumlar, STK'lar hepsi böyle bir iletişim ağı içerisinde bu mutluluğa erişmek üzere çalışmalıdır diye düşünüyorum.